Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Shiba üzerine hazırlanmış bu haberi genel olarak bir inceleyeceğiz ve Shiba'nın uzun vadede yapabilecekleriyle alakalı konuşacağız. Shiba'nın piyasa değeri açısından Binance USD'yi geride bırakmasıyla birlikte SHIB fiyat tahmini diyor. SHIB 1 dolar seviyesine ulaşabilir mi? Bu arada bu konuyla alakalı yorumlar bölümünde fikir beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Fakat hep söylüyorum, 1 dolarları hedeflemek mantıklı değil. Ayı boğa döngüsünü takip edip iyi kazançlar elde etmek dururken. Shiba Inu piyasa değeri bakımından BUSD'yi geride bıraktı. Kripto para piyasası hızlı hareket eden projelerle dolu bir endüstridir. Birçok blockchain projesi küresel sıralamadaki pozisyonlarını görür. Doğru, yansıyan projeler de çok fazladır arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Zaten bundan kaynaklı Shiba doğruya doğru şu an çok güçlü bir proje arkadaşlar Shiba. Ve ciddi bir boğa rallisi öngörüyoruz. Ancak uzun yıllar bekletme konusunda bugün böyle fakat bir sonraki ayda ne olacağı belli değil. O yüzden dikkatli olmak her zaman faydadır. Popüler meme coin olarak da bilinen Dogecoin'in rakibi olarak görünen coin'in son zamanlarda Binance'a ait stabil kripto para birimi BUSD'yi geride bıraktığı bir durum yaşandı. Doğru. Tabi bunda BUSD'nin erime etkisi de çok büyük. Bu arada BUSD'de durmayı önermiyorum. Tether iyidir. Shiba token'ı BUSD bir sıra daha yüksekte. Sadece 1 milyon dolar daha yüksek piyasa değerli 13. sırada yer alıyor. Bu SHIB'in uzun süredir beklenen 1 dolar fiyat hedefine doğru yükselişi olabilir mi? Soruları sorulmaya başlandı. Yok, hayır. Yani 1 dolara doğru yükselir tabii ki ama yaklaşamaz. Sonuçta yükseliş en nihayetinde kendisinden yüksek bir fiyata yaklaşmak anlamı taşıyabilir. Böyle bir politik yorum yapabiliriz. Shiba Inu fiyatı 24 saat içinde yaklaşık %3'lük bir artışla 4.01.56 seviyesinde işlem görüyor. Meme coin'deki bu yükseliş 24 saatlik işlem hacmini 322 milyon doların üzerine çıkarak devam eden bir fiyat artışı işareti olarak yorumlanabilir. Shiba'nın trader oranları ve likiditesi çok yüksektir. Zaten bu sebeple uzun vadede hayli atılgan bir coin olduğunu muhakkak söyleyebiliriz arkadaşlar. Son yükselişler görece Dogecoin'deki performansa bağlıdır. Shib'in son 7 günlük fiyat performansı %4.93'lük bir artış gösterirken son 30 günlük aylık büyümesi de %6.36 seviyesini yükseldi. Şu anda CMC sıralamasında 13. sırada yer alan SHIB, BUSD'yi geride bırakarak 6.7 milyar dolarlık bir CoinMarketCap ile pozisyonu sağlamlaştırdı. Binance'ın stablecoin'i ise yaklaşık 6.6 milyar dolarlık piyasa değeriyle hemen arkasında yer alıyor. Bu bilgiler SHIB'in yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor diyor. Dijital varlığın teknik göstergeleri Shiba'nın umut verici bir yükseliş trendinde olabileceğini göstermeye devam ediyor. Burada tabi uzun uzun şeyden bahsediyor arkadaşlar. Şu neyse devam edelim okuyalım biz yine. 200 günlük 106 seviyelerini geçerse falan filan büyük düşüş yaşadı. Ya FTX vakasından sonra sadece Shiba düşmedi. Piyasanın tamamı düştü arkadaşlar. Piyasanın ciddi anlamda tamamı düştü. Zaten ayının ortasında karşımıza çıkan genel bir durumdu biliyorsunuz. O yüzden hayli hazin bir vaka olduğunu söyleyebilirim. Bu arada FTX yeniden açılıyor. Kesinlikle önermiyorum FTX'te durmayı. FTT coin'in alımını da aynı şekilde önermiyorum arkadaşlar. Bunu da açık bir şekilde belirtmiş olayım. Diğer teknik göstergeler Shiba Inu ekosistemine girmek için harika bir zaman olabileceğini işaret ediyor. RSI 52-61'lik gösterge rakamıyla Dogecoin'in rakibi olarak görülen Shiba'nın şu anda aşırı satılmış bölgede olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar SHIB satın alabilir ve piyasayla birlikte yükselişe geçebilirler. Benzer şekilde hareketli ortalama yakınsaklık sapması birkaç gün önce düşüş yaşadıktan sonra mavi tren çizgisinin yukarı doğru bir hamle yaptığını gösteriyor. Ancak henüz tamamen etkin olmayan satın alma sinyali göz önüne alındığında bu durum kolayca satış bölgesine dönebilir. Bu haftanın başlarında Shiba Metaverse duyurusunu takiben SHIB topluluğunda birkaç panel aktivitesi gerçekleşti ve bu durum token fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Bakınız arkadaşlar, Shiba'da kesinlikle şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz vakitlerde çok büyük alım fırsatları oldu. Şu an halen alım yapılabilir mi? Gün içinde bunu incelediğimiz için üzerine böyle uzun uzun konuşmayacağım. Ama evet, son bir fiyat düşüşü olabilir.
Bu BTC'de gün içinde de belirttiğimiz 29.850'lerin kırılımıyla 28.5'lar denenebileceğini anlayacağız. Buralar denenirse Şiba'da da 11 civarlarına doğru bir geri çekilme bekleyeceğiz. Bu çok büyük bir alım fırsatı anlamı taşıyacaktır. Çünkü en geç Mayıs'ta beklediğimiz yükseliş hareketiyle 4.017'leri kıran bir Şiba sezonu seyredeceğimiz kanaatindeyim. Zaten Shibarium ve Metaverse olayı ayrı bir dünyadır arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar da çok büyük ölçüde yükseliş getirebilecek. Özellikle uzun vadedeki yön yukarı hareket konusunda büyük bir istikrar taşımaktadır. Shibarium duyurusunun ardından balinalar milyonlarca dolar değerinde SHIB satın aldılar. Shiba Inu'nun meme tabanlı dijital token Shiba Inu'nun büyük bir kripto yatırımcısı varlıklarını neredeyse 5 trilyon token'a çıkardı. Ya bu nedir böyle ya? Aşağı atıp duruyor saçma sapan Allah aşkına. Bununla 4 ayrı işlemde yaklaşık 1,88 milyon dolara 171,68 milyar SHIB daha satın alarak başardılar. Şimdi şu anda zaten ilk 100 Ethereum balinasının 28 trilyonun üzerinde Shibcoin tuttuğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle yatırımcı öfleyip pöfleyip ah sıkıldık niye uçmuyor falan derken balinalar toplamaya devam ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani balina hareketliliği çok fazla ve toplama etabı hızlı bir şekilde sürüyor. O yüzden ilerleyen aylarda hele ki altcoin sezonu açıldıktan sonra büyük bir yön yukarı hareket bekliyoruz. Bu tabii 1 dolar falan değil. Ama gerçekten iyi ATH'lar seyredebiliriz. O yüzden orta uzun vadede şu an Shiba'nın fiyatları gayet düşük. Bu büyük satın alma SHIB topluluğunda ve genel olarak kripto piyasasında bir hareketlilik yarattı ve içeriden bilgi sahibi olduklarına dair spekülasyonlara yol açtı. Shibarium, blok zincirinde NFT'ler, oyunlar ve sanal mülkler sunmayı amaçlayan bir Metaverse konsepti olarak biliniyor. Yine popüler Shiba Inu topluluğu üyesi Ryan Reynolds, SHIB için önümüzdeki günlerde bir fiyat artışı öngörüyor. Dediğim gibi şu anda hafif bir bilinmezlik var. Haftalık kapanış öyle çok olumlu gelmediği için arkadaşlar, kesin bir şey söylemek zor. Burada tek bilmemiz gereken yine dediğim gibi gün içerisinde de konuştuğumuz aslında meseleye dayanacaktır yine. Ne oldu? Olabilecek düşüşler doğrultusunda nereden alım yapabileceğimizi bilirsek ortalama düşüşlerine oynayabiliriz ve iyi karlar elde edebiliriz zannediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.